Ben Zeki Dağ, Elazığ Mahallenin içerisinde 1952 yılında doğdum. Orta ve ilk ve orta öğretimi Mardin ve Elazığ'da tamamladıktan sonra üniversiteyi Konya Akademisi'nde bitirdim. İnşaat mühendisi olarak Konya'dan mezun oldum. Mezun olduktan sonra Etibank'ta 1,5 yıl çalıştım. 1974 yılında mezun oldum. Etibank'ta 1,5 yıl çalıştım. Etibank'ta sonra askere gittim. 18 ay askerlik yaptım. Askerlikten sonra Diyarbakır Karayollarında 9 bölge müdürlüğü görevine başladım. 1982 yılına kadar Diyarbakır Karayollarında şarte şefliği görevimi yürüttüm. 1982 yılında ayrıldım, istifa ettim. Ve inşaat ortağımla birlikte, Beşik Yılmaz ortağımla birlikte müteahhitlik yapmaya başladım. Bu 1998'e kadar müteahhitlik şeyimiz devam etti. Devlet ihalelerini, devlet alım işlerini yapıyorduk, yaptık, hep devam ettik. 1998 yılında yeni bir alana girmek için karar verdik. Bunu da düşündük, başta işte, çizimlikte çalışması yaptıktan sonra mermere karar verdik. Bölgedeki mermer kaynaklarının varoluşunu ve bunların bir an önce Türk ekonomisine katkı sağlamak, kendimizce tabii katkı sağlamak için mermere karar verdik. 1998 yılında beden mermer sanayi aşeyi kurduktan sonra hemen organize sanayiyle yer aldık. Çok kısa bir sürede fabrikamızı kurduk. Organize sanayide ilk üretime geçen beden mermer fabrikası, organize sanayi içinde ilk üretime geçen beden mermer fabrikası oldu. Tabii o zaman bizim ocağımız yoktu. Mermer konusunda biraz acemdik, yeteri kadar bilgi yoktu. Bölgede de o yeteri kadar bilgi yoktu. Yani danışacak, soru soracak ve bizi aydınlatacak kimse de yoktu. Biz mesela önce şimdiki bir sütçam olmuş olsaydı ben ocaktan başlayacaktım. Ocak açacaktım, ocak kuracaktım. Ama ben fabrikayı kurdum. Fabrikada ilk 3 esle cila makinası, kafa kesme makinasıyla ürünlerle birlikte bir hordan başladı. 1999'da üretime geçtikten sonra yıl sonunda 2001 yılında baktım ocaksız fabrika çalışmadığının inancına, kanısına vardım. Sonra çevrede ocak aramaya başladım ve hangi ocağını açtım. Bölgede 4-5 ocak denedim ama randıman alamadım. Han ocağında şu anda çalışma ocağı açtım. 2001 yılında bugüne kadar aynı ocakta çalışma öğretimi devam ediyor. Tabii ki bir 3 esneyle başladım. Şu anda tesisinde 4 esne, 2 katran, 3 cila makinası, plaka cila, köprü kesme, fırın, yani bir mermer fabrikasında bulunması gereken ne varsa şu anda kesinlikle mevcuttur. İlk açtığım zaman 1300 metrekare kapalı alanına başladım. Şu anda ben tesisimin kapalı alanı 8500 metrekare bir kapalı alanım var. 30.000 metrekare de komple açık alanla birlikte 30.000 metrekare bir alanım var. Kronu İzliyorum tabii. Mermer'de de bir seviyeye geldik ve üretimimiz devam ediyordu. Maden sektöründe ikinci bir şey girmeyi düşündük. Bunlar bize mesleğimize en yakın olan, yani bizim iş makinelerine faydalanabileceğimiz en mesleğimize en yakın kromu tercih ettik, kromu çektik. Geçen sene kroma girdik. Şu anda İskenderun'da bir krom ocağımız var. Geçen sene bir miktar ürettik. Ama krom fiyatlarının aşağı düşmesine durdu. Elyami maden arasında hudutta bir krom ocağımız var. Şu anda ayvanı açılmış hazır bir şekilde bekletiyoruz. Bir de Diyarbakır Kurt ilçesinde iki ocağı sahamız var. Bu sahalarda krom sahalarımızı bekletiyoruz. Şu anda bir 2009 yılında kromda herhangi bir çalışmayı yapmadık, bekletiyoruz. Çünkü dünyadaki kriz gerçekten metal madencilik epey vurdu, epey aşağı çekti. Onun için şu anda metal madenciliği ve kromunu şu anda bekletmeye almışız.
Şimdi dünyadaki, tabii ki ben Kayseri şeyde, ben ilk kurduğum tarihe bakıyorum ve bugün geldiğim yere bakıyorum ve şu andaki ihracatıma bakıyorum. Ben ilk başladığım zaman işte 16 kişiyle başladım ve 1300 metrekare bir alanla başladım. 1800 metrekare kapalı alanım var ve yaklaşık, dur ben de işim tabii, 150 personelim ve fabrikada çalışıyorum. Yani bedenlerden dünyadaki ve Türkiye'de ve dünyadaki yerini ve pazardaki yerini aldığını inançındayım. Yani dünyadaki büyümeni dünyadaki pazardaki payından şey yapıyorum. İlk yıllarda bir ihracatımız yokken 2002-2003-2004 yılında blok satışların %60-70 blok satışları yapıyordum. Ancak %30-40 civarında ihracat kesilmiş ürün ihraç ediyordum. Ama bugün tam tersine döndü. Bugün %60-70'i plaka veya kesilmiş ürün ihraç ediyorum. Blok ihracatım 3'te. Tabii bu teslim besleme ve teslimdeki pazar alanını genişletmeden kaynaklanıyor. Şimdi tabii mermerciliğe baktığı zaman Diyarbakır'da mermercilik gençti, daha yeni başladı. Mermercilik sektörü Diyarbakır'da 1995'te falan aktif bir durum oldu. Tabii ki çeşitli ocakları denenmişti ama aktif 1995 yılında başladı. Bugün içeriye baktığı zaman Türkiye'deki ihracatın %10-15 arasında Diyarbakır'da ihraç ediliyor. Yani Diyarbakır artık Türkiye'nin bir mermer merkezi haline geldiği kanısındayım. Daha önce bahsettiğiniz zaman belki derler mermer ipak kurumunu bahsettiğiniz zaman Afyon, Muğla, Denizli kurumuna isimler geçiyordu. Ama dünyada dahil olmalı Türkiye'de de artık mermer kurutu geçtiği ve mermer alanına girdiği zaman Diyarbakır kesinlikle yerini almıştır. Bizim Diyarbakır'da mermer sektörü benim kanunca itibarı gelişmedi, daha gelişmeye devam ediyor. Yani bizim emekleme değil de ayağa kalktık ama tam yürüme şeyine girmedi. Çünkü daha çok ocaklarımız var, giremediğimiz sahalarımız var, çok çeşitli mermerlerimiz var. Bölgemizde çok çeşitli mermerler var. Ve onlara girmedi ve onlara önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde onlar tabii açılır. Daha çeşitli, daha diğer bakımda mermer sektörü daha ileriye gideceğini konusunda. Şimdi sıfırdan yeni başlayan arkadaşlara ben her zaman önerdiğim şeyler var, ben şunu derim. Sadece taşı bulmak yeterli değil. Ocakta, herhangi bir yerde ocak kapatmak yeterli değil. O taşı iyi analiz etmek lazım. Ocakta en azından göz, harut ve kesit attıktan sonra o ocağa gerekli yatırım yapması lazım. Yoksa bir evin nesne bakıp da tamam ben ocak buldum, taş mermer buldum. Artık ben mermerciyim demek yanılır, insanı yanıltır. Mutlaka ben de bahsettiğim şekilde gözler iyi muayene etmek lazım, görmek lazım olacak. Komple tüm alanlarını etmek lazım. Karot yapmak lazım. Karottan sonra bu karotla yeterli kadar bilgi veriyor insana. Artı mutlaka bir kesit yapmak lazım. Yani bir ayna açmak lazım. Bu ayna açtıkça bu da yetmiyor. Bir de bunun ikinci bir ayarı var. Bir güç çeşmeden geçmesi lazım. Kesiş ihtiyaç var. Her zaman blok satışı para kazanılmaz bir hafta her zaman blok satamazsın. Çünkü ocak çalıştığın zaman ocakta mutlaka blok satmadan artıkların olur. O artıkları değerlendirmen lazım. Onun için bir tesis gerekir. Tesisten sonra bir de en önemli ayar pazar. Ocağı açmadan, teslim kurmadan mutlaka bir pazar fizibilitesi yapması lazım, pazar çalışması yapması lazım. Pazarı olmayan, taş sırıkında bir de oldu. Eğer pazarı bulmamışsa o taşın üzerine çalışmayı kesinlikle öneriyorum. Sıkıntılar yaşayacaklar. Önce pazarda bulduktan sonra taş pazara gireceğine inandıktan sonra o ocağın açılması yapınlar ben girmesini öneririm. Şimdi tabii Diyarbakır'da dediğim şeyde mermercilik genç bir sektördür. Ama Diyarbakır'da başka sektör olmadığı için şu anda ihracat bakımında olsun, istihdam bakımında olsun birinci sektördür. Yani bir numara sektördür.
Tabii biz bunlara başladığımız zaman bu sektörün daha iyi, daha farklı gidebilmesi için önce bizim bir düşündüğümüz şey vardı, bir deneyim kurması düşünüyoruz ve deneyimizi kurduk. 2003 yılında deneyimizi kurduk. Deneyim kurduktan sonra bu örgütlemeyi tabii gelişti diye yaptık. Ondan sonra Avrupa Birliği'nden yararlanarak bir laboratuvar kurduk. Doğal taş laboratuvarları. Tabii ki dünya pazarına, tüm pazarlara falan katılıyor, dünya pazarına bize istenen bazı şeyler var. Bunların da yerine getirilmesi lazım. İşte ISO, CE belgeleri ve buna benzer şeyler. Artı bulunuyor ama ambalajlarımıza kadar çok dikkatli bir ambalaj yapmamız lazım ki dünya pazarında payımızı alalım, dünya pazarında yerimizi alabilmemiz için. Bunlar olmadığı takdirde dünya pazarında payını alabilirsin, Türkiye'de de dünya pazarında ölme mahkum kişisinizin onun için bunların CE belgesi, ISO belgesi, laboratuvardaki taşın fiziksel ve kimyasal özelliklerini mutlaka bunları tahlil edip ve tahmin edip bu belki önümüzdeki yıl artık birkaç yıl sonra bunları her ihracat ettiğin komitede bu belgede istenir bize. Biz de onun için bu belgelerin hepsini yaptı, hazırladık, bedenlerine olarak buna hepsini hazırladık. Hepsi bize mevcuttur ve diğer firmalar arkadaşlarımıza öneriyor. Bunlar bir anda tamamlamalarını istiyoruz. Diyarbakır mermercilik hakkında çok söylediği şeylerimiz var. Bazı sorunlarımız bizi direkt yani ilgilenen sorunlar var. Mesela birinci maden sektörünün maden yasasının bize bazı konuda sıkıntı yaratıyor. O maden yasasının mutlaka değişmesi lazım. Artı buranın yöremiz sorunları. Yöremiz sorunları bölgede daha önce bir sanayi kültürü, sanayi sektörü veyahut da bu tip şeyler olmadığı için çevredeki özellikle yöre halkı, köylüleri diyelim. Köylüler bu konuda bize korkunç bir baskı ve sıkıntı yaratıyorlar. Sıkıntıları şudur, bölgede, Diyarbakır bölgesinde tap kadar su yok. Çin yakını dahi yeni girmeye başladı. Köylüler, yöre halkı, köylüler bana yöre halkı, orman arasını, hazine, köy merasını, yani bu tip yerlerin herkes işgal etmiş. Herkes kendine göre bir sınır çıkmış ve bunlara sahip çıkmış. Yasaya baktığı zaman orman arası günü orman gözüküyor ama gittiği zaman adam etrafını çevirmiş ama böyle amaçlı o ağaçlıktan faydalanıp o ormandan faydalanıp burası benim diyor ve vatandaşlar da o konuda büyük sıkıntılar yaratıyorlar. Bunu üst düzeydeki yöneticiye götürdüğünüz zaman onların da tek bir söylediği sorumludur. Devletimizin suçudur, bizim suçumuzdur. Daha önce kadar tutup tapu girmediği için şu an bu arazinin gerçekten kim ait olduğunu bilmiyoruz. Ama haritada veyahut da bazı bilgiler tutulanlarla devletin arazisi olduğu gözüküyor. Bizim ikili bir sıkıntımız daha var. Sıkıntımız özellikle Hane bölgesinde. Korucu sistemi var bölgede. Bize şu an onay ediliyor. Her birimizin Çinova büyüklüğüne bağlı olarak en az 6, en fazla 15 veya 40 kişilik korucu bekçi tutmamız ve sadece korucu tutmamız isteniyor. Bu da tabii bize büyük bir maliyettir. Diğer bakım ikinci bir sıkıntısı, limana uzak kuruşumuz nedeniyle. Limana uzak kuruşumuz nedeniyle karayolunda tüm sevkiyatlarımızı karayolundan Mersin limanına yapıyoruz. Nakliye bedeli büyük bir rakam teşkil ediyor ve bizim pazarda, dünya pazarda veya da Türkiye'nin diğer anında pazarda bizim büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İkinci bir şey daha var, tabii ki metropol şehirler bölgemizde yok. Metrede bu şehirlerde çok kullanılmıyor, inşaatlarda çok kullanılmıyor. Bu İstanbul, İzmir, işte Kayseri, Ankara bu tip yerlerde kullanılmıyor. Bizim oraya çok da hoşumuz nedeniyle, bizim orada pazar sıkıntısı yaşıyor. İş pazarından bir sıkıntı yaşamak lazım. Halbuki devlet demir
burada bu sekreti ve kararlarını devletin bu konuda bize bir imkan sağlamış olsaydı, biz de malımızı, yani bunlar üretimimizin bir bütlerini yani İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlere satmış olsaydı, bölgede dinlenme sektörü daha hızlı, daha iyi gelişeceğini inançlar. Bölgeye mutlaka sektörel teşvik çıkması öneriyoruz. Limana uzak oluşumuz nedeniyle, metropol şehirlere uzak oluşumuz nedeniyle, nakdede, mazotta ÖTV denilen mezgi yardımlarının mutlaka bölgedeki sektöre yapılması lazım. Eğer bunlar destek sağlamadık takdirde ve köylü sorunu, kuruluşu sorunu çözülmediği zaman Mermer sektörü Diyarbakır'da biraz daha yavaş gelişir. Yani durmaz gelişir de biraz daha yavaş gelişir. Halbuki bölgenin işsizlik baktığı zaman bölge komple işsizdir. Bu sektörün mutlaka desteklenmesi lazımdır. Çok önemli bir şey daha söylüyorum. Bunu da birkaç toplantıda birkaç yerde kullandım. İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya bölgeden göç alıyor. Eğer bu sektör desteklenirse göçü önlemiş oluruz. Tüm insanları uzak tutmuş oluruz. Ocaklarımız kırsal alanda köyde tutarız. Diyarbakır'a gelenler, Diyarbakır fabrikalarımızda çalışan insanları fabrikada tutarız. Yani İstanbul, İzmir, Adana, Mersin bu ilerimizde çok rahatlıdır. Göçü önlediğimiz için. Mermer sektörünün Türkiye'ye en büyük faydalarından birisi de bu göçü önlemek. İnsanları bölgede tutmak, insana iş bölgede temin etmek, insanın işi gücü bölgede olduğu zaman kesinlikle başka yere gitmeye düşünemez. Ve hiçbir olaylara da karışmaz. Ekmeği, suyu olan, her sabah işine gelip akşam evine giden adam, çalışmaya ekmek götüren vatandaş hiçbir olayla karışmaz. Diyeceğine inançlar.